Hiçbir şey duymadınız mı Zehra? O da alt üst edilmiş. Hayır Kadir. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sevda? Ben de bir şey duymadım Zehra da. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir gürültü duysak koşardık. Sen eski hayatına geri dönmelisin. Hayır, dönmeyeceğim. Ben burada seninle mutluyum. Kadir'i de mi hiç özlemedin? Onu da mı görmek istemiyorsun? Özledim. Hem de çok özledim. Söyle bakalım neler bildiğini. Bildiğim tek şey o adamın senden nefret ettiği. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Kıpırdama. Bu mahallede ne işin var senin? Seninle bir işim yok Kadir. İşim şununla. Bir daha bu mahalleye girmeyeceksin. Bin arabana ve git. Bu iş burada kalmayacak. Bilesin. Gidip işini bitireceksiniz. Onun leşini bana getireceksiniz. Bugün mü ağam? Bugün. Şimdi! Kadir'in ölüsünü istiyorum. Kimsin dedim? Yakında bir araya geleceğiz. Çok yakında. Yakında döner. Hadi dediğimde koşarak şu inşaata gireceğiz. Anladım. Hadi. Kaçıyorlar, çabuk çabuk. Koş hadi çabuk. Yukarıda sıkıştırırız. Nerede bunlar? Buraya girdiler. Görmedin mi ya? Yukarı bakalım. Silahları. At sen de şunu. Kadir, Kadir bak. Niye bakayım lan? Beni öldürmeye mi geldin senin? Yok, yok öyle bir şey. Konuşsana lan, konuşsana. Beni öldürmeye mi geldin ulan? Yapma Kadir. Kaçacağım ulan seni. Vuracağım. Sizin gibi buna ihtiyacım yok benim. Hadi. Hadi şimdi öldür beni. Hadi. Bak silahım da yok. Ağa'ya. O pisliğe söyle benimle uğraşmasın. Anladın mı? Ona söyle ondan korkmuyorum. Eğer vazgeçmezse... Onu kendi ellerimle öldürürüm. Ağ gibi adamlar bana hiçbir şey yapamaz.
Onun ağlığı kendi pis dünyasında söker. Abi ya. Kafa üstü çakılıyordum yere. Kalk lan şuradan. Kalk. Sana bin kez yerime oturmayacaksın dedim. Yürü. Sen daha kötüsün hak ettin. Kalın üstü de yine. Sataşacak yer arıyor. Beni kimse sordu mu? Kim soracak abi? Gelmedi kimse. Arayan falan da olmadı değil mi? Kim arayacak abi? Bana bak. Fotoğrafı yapma. Ya abi neden uğraşıp duruyorsun benimle ya? Kılım sana Armut. Duydun mu? Kılım. Peki. Belki bir köşede sıkıştırıp bitirmişlerdir Kadir'le Bilal'in işini. Belki de sıra bendedir şimdi. Tek tek herkesi sinek gibi avlayacaklar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Pardon. Eyvallah. Afiyet olsun. Ne gündü ama. Sanırım ağa beni öldürmeyi kafasına koymuş. O zaman vazgeçmeyecektir. Kesinlikle. Ben artık onun düşmanıyım. Şu Yeşim nasıl biriydi? Yani babası öyle olan biri. O da kendi babasından nefret ediyordu. Çok özledim Bilal. Çok. Anlıyorum seni. Hele bir daha haber alamamak, yaşayıp yaşamadığını bile bilememek ne acı değil mi? Onu çok sevmiştim. O kadar çok ki hayatını, ailesini, her şeyini kabullendim. İnşallah sen mutlu olursun be kardeş. İnşallah. Tahir derdi ya, sevdiğin yanında olmayınca insan kendini hep yarım hisseder diye. Doğruymuş. Sanki bir parçamı koparıp aldılar benden. Söktüler. Tahir'den de bir haber yok hala. Nereye gitti gene bu adam? Aynanın sağa solu belli olmaz. Kim bilir neyin peşinde yine. Tamam. Anladım. Peki ne zaman yüklenecekmiş? Bu gece gelip beni alıyorsun. Kiminle konuşuyor? Kapatıyorum. Konuştuğumuz gibi. Kiminle konuşuyordun anne? Bir arkadaşım. Sanırım tanımıyorum bu arkadaşını. Sanmıyorum. Peki anne. Sabırla bekliyorum. Bana her şeyi açıklayacağın günü sabırla bekliyorum.
Ulan siz ne biçim heriflersiniz be? Ağam. İki mahalle kabadayısına pabuç bıraktınız. Beceriksizler. Suya düşürdüler bizi ağam. Sıkıştırdılar. Böyle mi sıkıştırdılar ha? Böyle mi? Ağam. Kes lan sesini. İkinci kez beceremiyorsunuz bir işi. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz bana ha? Neyi? Ağam, bu sefer bitiririz işini. Bir daha sefer yok. Duydun mu beni? Yalvarırım ağam. Defolun. Gözüm görmesin sizi. Defolun. Affet bizi ağam. Yıkılın karşımdan. Hadi. Hala yaşadığınız için de dua edin. Hadi. Bir herifle baş edemedim. Bir mahalle kabadayısı bana kafa tutabiliyor. Ama sonun geldi artık Kadir. Geldi! Bu adam bizimle uğraşacak artık. Kendi kızını bile gözünü kırpmadan harcayan bir pislikten ne bekliyorsun ki? Sen hiç korkmuyor musun? Hem de hiç. Mahmut geliyor. Ne haber Mahmut? Ne olsun? Çalışıyoruz işte. Siz nereden böyle? Bizim bir işimiz vardı da onu hallettik. Evet. Hem de çok önemli bir iş. Hayrola? Boş ver. Kadir, bir haber var mı? Sevda'dan bir haber. Yok be Mahmut. Kızlar da hepimiz de perişanız. Ya ben? İçim acıyor be Kadir. Hele bir de çaresiz kalmak, bir şey yapamamak kahrediyor insanı. Bunlar da geçecek. Ben bu mahallede kimsenin zarar görmesine, üzülmesine izin vermeyeceğim Mahmut. Hiç kimsenin. Cavit teyzem ne zaman dönecek anne? Gelsinler artık. Gelecekler dedim ya Aslı. Neredeler peki? Neden hala gelmiyorlar? Tatile gittiler canım. Yalan söylüyorsun. Bir daha gelmeyecekler değil mi? Aslı lütfen. Hayır, hayır. Kandırıyorsun beni. Aslı. Yalan söylüyorsun. Aslı dedim. Kandırıyorsun beni. Yeter artık. Sus dedim. Kandırıyorsun işte. Tamam. Ben artık dayanamıyorum. Tamam canım, tamam. Yoluna girecek her şey. Kimsenin haberi yok değil mi? Hayır efendim. Araba hazır, buyurun.
çok sıkı bir plan yapmamız lazım Kadir. Çok sıkı. Boş ver planı falan. Bu gece güzel şeylerden bahsedelim. Güzel olan bir şey var mı sanki? Doğru söylüyorsun be Mahmut be. Vallahi. Bu gece acı şeylerden bahsetmek yok dedim. Kötü olayları tekrar tekrar hatırlatmayalım birbirimize. İyi de insan efkarlanmak için içer be Kadir be. Ben bir şey itiraf edeceğim. Et bakalım Mahmut. Ben Sevda'yı düşünmeden edemiyorum. Bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Hı. Evet. Mahmut açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de işimsiz yapamıyorum. Hoppala. Dediğini kendin yapmıyorsun bu sefer Kadir. Hadi tamam. Hı. Artık güzel şeylerden bahsedelim. Hayallerimizden. Yarından. Benzemez kimse sana. Bıldırcından hala bir haber yok mu? Feride. Şeyi soracaktım. Neyi Ekrem? Sevda'dan bir haber var mı? Her gün umut içindeyiz ama hala bir şey yok. Peki polisten de mi bir şey çıkmadı? Maalesef. Şu hani eski kocası vardı. Bir ara bela olmuştu başına. O kaçırmış olabilir mi? Polise hepsini anlattık. Ama adam da ortalarda yokmuş. Bunun ne işi var Feride'yle? Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Kadir'le Bilal ilgileniyorlar sağ olsunlar. Ha, anladım. Ben de ilgilenebilirim. Hem de ikisinden daha da fazla. Terbiyesizleşme Ekrem. Bak kalbimi kırıyorsun ama. Benim kötü bir niyetim yok. Hayrola Tilki. Laflıyoruz Feride ile. Bir şey mi var Feride? Yok bir şey. Sevda'yı soruyordu. Bir dakika bekle. Kadir'le bile ilgilenirmiş. Heh. Bilirim ben bu ilgilenmeleri. Siz benim külahımı anladın. Sen hiç acıtmıyorsun teyze. Annen de hiç acıtmıyor Aslı. Bazen acıtıyor ama. Peki, öyle olsun bakalım. Annen nereye gitti? Bir şeyler alıp gelecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslıcığım. Gel Aslıcığım. Merhaba. Böyle. Nasılsın Zehra? Feride yok mu? Dışarı kadar çıktı. Hala bir haber yok değil mi? Yok. Hiçbir haber yok. Dünyanın bin bir türlü hali var işte. Kimin aklına gelirdi ki? Tamam kız sus sen de. Ne dedim ben? Başlama gene. Bir şey içer misiniz? Çay filan. Otur kızım otur. Hiç gerek yok. Bilal ile Feride'nin arası nasıl? Ha. İyiymiş duyduğuma göre. İyidir herhalde. Neden kötü olsun ki? Canını iyi sordun biliyorsun. Anlamazlıktan gelmesene. Kız şu sorduğun şeye bak. Biz neyin derdindeyiz senin derdine bak. Merak ettim. Kes sesini. Merak edilecek şey mi şu zamanda? Of tamam sustum. Ama bilirsin ki kavga çıkmasın diye susuyorum anne. Seni rahatsız etmedi değil mi?
Hayır Bilal. Söyledim ya. Sevda'yı sordum. Aslı nerede? Eve bıraktım onu. Zehra ile birlikte. Eskiden olsa dışarıya çıkmak, benimle dolaşmak için can atardı. Şimdi evden dışarı çıkmıyor. Can gelir belki diye tutturdu. Evde onu bekleyecekmiş. Başkası söylese, gözümle görmesem Aslı gibi bir kızın olduğuna inanmazdım. Neden? Ben hala dünkü gibi hatırlıyorum seni. Hiç değişmemişsin. Değiştim Bilal. Hepimiz değiştik. Hayat hepimize türlü türlü oyunlar oynadı. Aslında önemli olan, yani önemli olan şey insanın duygularının değişmemesi değil mi? Eğer hala birbirimizi gördüğümüzde aynı şeyleri hissedebiliyorsak. Evet. Değişmeyen tek şey o galiba. Günaydın canım. Günaydın. Uyandırmamışsın beni. Öyle güzel uyuyordun ki kıyamadım. Sen erken kalkmışsın ama. Evet. Dün geceden sonra. Anlayamadım. Sabaha karşı eve geldin zaten. Sen sabah bir ara hava almaya bahçeye çıkmıştım. O zaman gördüm herhalde. Yapma anne. Her şeyi gördüm. Vazgeç artık saklamaktan. Beni mi izliyorsun? Anne lütfen. Lütfen diyorum. Neler oluyor? Ne yapıyorsun sen? Bize ait olan şeyi ondan geri almaya çalışıyorum. Bizden çaldığı yılları. Anladın mı beni? Sanki ne hesabı yapıyorsam para mı var? Merhaba canım. Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bir uğrayayım dedim. Ne yapalım? Çalışıyoruz işte. Aman çalış çalış. Sen nereden böyle? Zehra'lara uğradım. Belki Sevda'dan bir haber vardır diye. Var mı bari? Hiçbir haber yok. Ay kızlar perişan vallahi. Sürekli ağlıyorlar. Ay baksana sen şu şey. Koca kadı kayıp. Ay hem de çocuğuyla birlikte. Ay insan aklına kötü kötü şeyler geliyor vallahi. Ya İpek nasıl böyle soluksuz konuşabiliyorsun? Dur bir nefes al ya. Senin de bugün tersinin üstünde galiba. Allah. Sen sordun biz de anlattık. Ekrem'le mi dalaştınız yoksa? Ekrem abiyle aramız gayet iyi. Paranı veriyor mu bari? Veriyor İpek. Zam falan yapmayı düşünmüyor mu? Yıllardır aynı parayı alıyorsun. Öf İpek başlama yine. Ya siz de taktınız benim işime. Bir dedem bir sen. Ya bunaltıyorsunuz artık. Şuna bak. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz be. Allah. Benim mi kendi iyiliğiniz mi? Ay anlaşıldı. Biraz daha konuşursak kavga edeceğiz. Ekrem seni kazıklamaya devam etsin. Vaz mı geçsem acaba? Ama artık işbirliği yapmanın zamanı geldi. Yapacak başka bir şeyim yok. Bu adamla konuşmam lazım. Hayrola Tilki? Konuşacağım şeyler var Kadir. Evime kadar geldiğine göre önemli herhalde. Evet. Çok önemli. Buyur otur. Sağ ol. Anlat bakalım Tilki. Ben o gece için sağ ol Kadir. Hayatımı kurtardın.
Benim için kendi başını belaya soktun. Senin için değildi Tilki. Bu mahalle için. Her neyse. Hayatımı kurtardın ya. Anlat bakalım ne anlatacaksın. Herhalde teşekkür etmek için gelmedin. Artık senin de benim de peşimi bırakmayacaklar. Biliyorum. Ben de bu işten yırtmanın yolunu biliyorum. Ağanın her şeyini biliyorum. Zayıf noktalarını, neyin peşinde olduğunu. Yani? Yani o bizi köşeye sıkıştıracağına, biz onu köşeye sıkıştırabiliriz. Bilmem anlatabildim mi? O zaman sen kendini kurtarabilirsin. Beni neden düşünüyorsun? Çünkü sana borçluyum. Sen mi böyle düşünüyorsun? O kadar kalpsiz, vicdansız değilim Kadir'cim. Umarım yine bir dolaplar çevirmiyorsundur Tilki. Ayrıca eşim hakkında da anlatacağım çok şey var sana. Neymiş o? Önce birlikte miyiz onu söyle. Benimle birlik olacak mısın bu işte? Tamam Ekrem abiyle konuşurum. Tamam gider bakarız. Satarız merak etme. Tamam iyi günler. Satarız dedim. Hadi tamam. Hadi iyi günler. Yeni iş mi? Daha önce evini kiraya verdiğimiz biri. Evini satmak istiyormuş da. Ekrem'le mi satacaksınız? Herhalde İpek. Peki sen evi satsan Ekrem'in nereden haberi olacak? Anlamadım. Bak direkt seni arıyorlar. Kendin satsana orasını. Neden Ekrem'e söylüyorsun? Zaten 3 kuruş para veriyor. Ya saçmalama İpek. Olur mu öyle şey? Ama neden olmasınmış? Aklını kullan biraz aklını. Merhaba. Merhaba. Ekrem yok mu? Yok ama gelir birazdan. Kalk bakayım sen oradan. Kurulmuşsun koltuğa. Hadi. Buyur geç otur. Bu koltuk da pek rahat vallahi. Tabii ne de olsa oğlumun koltuğu. Patron koltuğu. Ben gideyim artık Tekin. Hadi güle güle. Otursaydın İpek, laflardık biraz. Hiç amanlı değilim Kadriye teyze. Size iyi günler. Güle güle. Bu da anası gibi. Esiyor arada. Ailecek böyleler zaten. Aferin sana. Hadi bakalım bu son. Aç ağzını. Ağzını da silelim. Annem geldi. Hoş geldin. Merhaba. Yemek mi yiyor benim kızım? Bitti bile anne. Aferin kızıma aferin. Canım benim. Neredeydin? Merak ettim. Bilal'le konuştuk biraz. O yüzden bu kadar heyecanlıyız demek. Yok canım. Ne heyecanı? Sadece mutluyum. Kaybettiğin çok değerli bir şeyi yeniden bulursun ya. Öyle bir mutluluk işte. Yani demem şu. Bu çocuğun artık bir an önce evlenmesi lazım. Bak sen bile evlendin. Onun böyle bekar bekar gezmesi olmuyor. Haksız mıyım? Haklısın. Haklıyım ama anlamıyor ki. Anlat. Geldi işte. Sen de mi buradaydın anne? Buradaydım. Pek memnun olmadın galiba. Neden geldiğini bildiğim için. Biliyorsun da hiçbir icraat yok maşallah. Anne lütfen başlama gene.
Vallahi beni bayılttı abi. Şimdi sıra sende. Şimdi beni iyi dinle Ekrem Bey. Bak şu yukarı mahallede bir kız var. Adı Derya. Çok uysal, kendi halinde bir kızcağız. Onu bir gör, bir tanış. Anne! Dur, daha lafımı bitirmedim. Dinle beni. Dinlemek istemiyorum anne. Duydun mu beni? Dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin. Şu çenen ve ısrarların sayesinde bir gün kaçıp gideceğim buralardan. Başka bir yol bulmak lazım. Böyle ters tepiyor. Ben onu ikna etmesini bilirim. Bilirim. Artık iyisin değil mi canım? İyiyim. Hem de eskisinden daha iyi. O zaman eski hayatına dönebilirsin. Anlamadım. Yarın. Yarın eski hayatına geri dönmelisin. Bu da nereden çıktı şimdi anne? O adama. Öyle olması gerekiyor bir tane. Öyle olması gereken ne? Bıktım artık. Önce babam, şimdi de sen. Bıktım sizin oyunlarınıza alet olmaktan. Neden anlamak istemiyorsun beni? Neden? Sen de. Sen de beni kullanıyorsun anne. Sen de. Kızım. Yeşim. Dokunma bana. Ben neler hayal etmiştim. Sen beni yeniden o pis dünyaya atıyorsun. Nasıl böyle düşünürsün Yeşim? Sana kıyabilir miyim ben? Sen benim canımsın. Her şeyimsin. Neden o zaman? Neden? Seni her yerde arıyordur. Her köşeye, her deliğe bakacak. Ve beni bulacak. Yaşadığımı, sadece ondan intikam almak için yaşadığımı öğrenecek. Ben artık çok yorgunum anne. İntikam falan hiçbir şey umurumda değil. Yorgunum, bitkinim. Anlıyor musun? Bu gece her şeyi tek tek konuşacağız yavrum. Ve yarın. Yarın ikimiz için de yepyeni bir hayatın başlangıcı olacak. Ekrem geldi bugün. Ekrem mi? Eve mi? Eve. Buraya. Ne bu cesaret? Çok başka konuştu. Onu tanımasam karşımdaki tilki değildi diyeceğim. Yine kendi kendine oyunlar oynuyordur. Başta ben de öyle düşündüm. Ama sonra anlattıklarını duyunca... Ne anlattı ki sana? Çok önemli şeyler. İnanamayacağın kadar büyük şeyler. Yaptıkları ve ilişkileri. Galiba çok beter bir belaya bulaştık Bilal. Çok beter. Hani dondurma alacaktık anne? Alacağız kızım. Dönüşte dedim ya. Hadi o zaman çabuk oturup kalkalım. Çekiştirip durma Aslı.
Bazen bebek gibi davranıyorsun. Otur bakayım şuraya. Aslı. Ne yapacağız Feride? Hala böyle elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Bilmiyorum Zehra. Hiçbir şey bilmiyorum. Sabaha kadar pencerenin başında bekliyorum. Belki döner diye. Zehra. Ya bir daha Sevda dönmezse? Ya ondan bir daha haber alamazsak? Aklıma bile getirmek istemiyorum böyle bir şeyi. O dönecek. İnşallah. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur. Kahvede Mahmut mu var şimdi? Evet. O da kasetçiliği bırakıp kahveciliğe başlayacak yakında. Bardak eksikti. Ben gideyim onları alayım. Tamam, ben kahvedeyim. Kadir. Efendim? Dikkatli ol, tamam mı? Merak etme sen. Kadriye teyze geliyor. Yandık. Şimdi bir saat lafa tutar bizi. Merhaba kızlar. Merhaba Kadriye teyze. Bu Cidolos teyze değil kızım. Mi? Ne dedin bakayım sen? Bir şey demedi teyzesi. Ne diyecek? Siz nereden böyle? Çay bahçesinde oturduk biraz. Eve dönüyoruz şimdi de. Ayol Sevda ile ilgili bir şeyler duydum. Doğru mu? Doğru. Sevda ortalarda yok. Aa, demek doğruymuş. Nasıl kayıp ayol? Koskoca kadın nereye gider? Can da yok. Aa, torunum da mı yok ortalarda? Evet. Haber bekliyoruz polisten. Amma Cidolos kadına. Belki bir haber çıkar. Allah Allah. Allah Allah. Hadi iyi günler Kadriye teyze. Görüşürüz. Bir haber alırsanız söyleyin. Merak ettirmeyin beni. Belki de torunumu kaçırmak için yapmıştır o cadı bunları. Olabilir. Neden olmasın? Her şey beklenir o kadından. Her şey. Konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Unutur muyum? Senin işin belli olmaz Tilki. Bir dediğin bir dediğini tutmaz. Bak ayıp ediyorsun Kadir. Sözüm söz. Elimden ne gelirse, ne biliyorsam seferber edeceğim. İnşallah doğru söylüyorsundur. Yine ikili oynamaya başlamadı. Sen benim hayatımı kurtardın. Sana borçluyum. Hadi Tilki. Bana oyun oynama. Sen borçmuş, vefaymış, insanlıkmış. Öyle şeylerden bir habersindir. Bana güven, yanıldığını göreceksin. Sana mı? İkimizle ilgili çok sıkı planlarım var. Duyunca senin de hoşuna gidecek Kadir. Duydun mu sende olanları? Neyi ayol? Sevda'yı. Torunumla birlikte kayıpmış. Ay duymaz olur muyum? Yazık vallahi, çok yazık. Ne olmuş olabilir sence? Kimse bir şey bilmiyor. Bence Sevda torunumu kaçırdı. Sen kafayı yedin galiba. Neden ayol? Ne olabilir ki başka? Uçmadı ya bu kadın. Neden kaçırsın çocuğunu? Ne kadar fesatsın. Üzüleceğini düşündüğün şeye bak. Vallahi sen ne düşünürsen düşün. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çekil başından Kadriye. Biz kahroluyoruz, senin söylediklerine bak.
Mutlu olmuşsundur sen Sevda'nın başına bir şey geldi diye. Aa. Manyak. Olan ortada ayol. Yarın öğrenirsiniz. Kendinizi boşu boşuna üzüyorsunuz. Sonra Kadriye demişti dersiniz. Birazdan bu iş temizlenecek. Ya bu defa da olmazsa? O zaman gidip kendi ellerimle bitiririm işini. Bu kadar dayanıklı çıkacağını tahmin etmezdim. Efendim? Bugünlerde sakın bir hata yapma Taner. Sakın. Alo, kimsin sen? Kimsin? Benim kim olduğumu asla tahmin edemezsin. Ben istemeden asla. Şimdi de sen mi çıktın başıma be? Ben zaten hep vardım Taner, hep. Ve de sen yok olana kadar hep olacağım. Bundan emin olabilirsin. Kadir. Beş, dört, üç, iki, bir, sayısın.